Evet, Şevket Sayılgan, doçent doktor Şevket Sayılgan bizlerleydi. Şimdi hemen yurt içindeki piyasalara etkisini konuşalım. Barış Ürkün'le, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü. Barış, hoş geldin, iyi haftalar. Hoş bulduk Gözlem, iyi haftalar, teşekkürler. Şimdi bu bölümde kısa bir süremiz var. O yüzden ben yurt içindeki gelen verileri kurum olarak nasıl değerlendirdiniz? Çünkü gelen veriler işte ticaret tarafı, özellikle şirketlerin de hisseli performanslarını yakından ilgilendiren PMI rakamları ve beklenti enflasyon raporu nasıl bir hafta aslında bizim için, yurt içi için? Evet, baktığımızda endeks yani geçen son yani 2 güne bakarsak, yani Cuma ve Perşembe günlerine bakarsak, yani yukarı yönlü hareket eğilimini sürdürüyor. Bugün de o eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Yani şu anda baktığımda endeks yani gene günü %1'e yakın, yani fazla değişim olmazsa kapanışa kadar bu seviyede kapayacak. Şimdi yurt dışına baktık sabah saatlerinde ve hala devam eden bir görüntü var. Avrupa'da, Amerika'da yükselişler var endekslerde. Yani bu aslında geçen hafta 2 tane önemli gelişme izlemiştik. Hem içeride hem dışarıda biliyorsun. Özellikle dışarıdan baktığımızda FED toplantısından çıkan mesajlar risk iştahını destekleyen unsurlardı. O yüzden de baktığımızda onun etkilerinin hala yaşandığını görüyoruz. Bugün de PMI verileri vardı dediğin gibi. Yani yurt dışındaki verileri takip ettik. Yani belki şu süre kısıtlı olduğu için daha sonra yine detaylı değiniriz. Amerika'dan gelen veri ne kadar yani beklentinin altında kalıyor olsa da yine aslında genişleme bölgesinde olmaya devam ediyor. Özellikle orada alt detaylar önemli. Benim gördüğüm orada özellikle üreticileri ilgilendiren kısım, yani aslında bu enflasyonu gösteren göstergede gerileme var. Bu özellikle Powell'ın ön plana attığı hep bu az kısıntılar azaldıkça, bu sorunlar ortadan kalktıkça enflasyonda düşüş bekliyoruz demişti. Ya yani bunu biraz işaret eden bir görüntü. Diğer taraftan yani sonuç itibara gelirse işte bu faizler, Amerika'daki 10 yıllık faizler hala düşüşüne devam ediyor. 10 yıllıklarda baktığımızda %1,18, hatta 30 yıllıklarda negatife gelindi. Bu da aslında reel anlamda getirinin düştüğü anlamına geliyor ve bu da biraz da hisse senetlerine de yönlendiriyor insanları. Ve tabii destekleyici politikaların sürecek olmasının etkisi yurt dışındaki olumlu hava bize biraz içeriye de olumlu yansıyor. Yani bugün baktığımızda biraz yine bankacılık hisselerinin biraz etkisinin olduğu bir gün yaşadık. Ve endekste de bakarsak da işte 1400'ün üzerine doğru bir denemenin de gerçekleştiğini açıkçası gördük. Yani burada demin ben bankacılığı söyledim. Düzeltiyorum. Evet. Evet, %0,7'lik bir evet. kapanış olabilme ihtimali var eğer böyle devam ederse. Hı. Yani burada 1400'ün üzerinde bir kapanış arayacağız. Hı. Aslında buraya bakmamız lazım. Yani 1400 üzerinde bir kapanış olursa yükselişin de devamından bahsetme imkanımıza olacak gibi geliyor açıkçası. Evet, Barış Ürkün girişi yaptık. Küçük bir aramız var biliyorsun. Ondan sonra hem Borsa İstanbul'u haftanın ilk işlem günü kapatacağız hem de daha detaylı bir değerlendirme yapacağız. Bir de kurdaki şu düşüşle ilgili beklentilerinizi açıkçası merak ediyorum. Bu performans volatil durumla ilgili. Ama Tamam. dediğimiz gibi minik bir araya gidelim aradan sonra.